Antalya İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Sayın Bahar, hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Haberi detaylandırdık. Öncelikle atlatıldı ama zarar ne düzeyde? Ne kadar etkilendik? Şimdi öncelikle kriz bu boyutuyla atlatıldı. Evet. Öncelikle başka bir problemimiz vardı. O hala devam ediyor. Bulgaristan'la ilgili. Rakam olarak sorduğunuz soruya cevap vermek gerekiyorsa. Evet. Şu anki bu yani son kapı kapatılmasından dolayı Bulgaristan'dan edindiğimiz zaman zarar 50 milyon dolar civarındadır. Ancak bu rakamı bizim hesaplayabilmemiz çok zor. Evet. Net rakamı. Daha evet. Fazla olması mümkündür. Sebep şu. Çünkü Avrupa Birliği'ne ihraç edilen ürünlerin ağırlıklı miktarı organize perakendeye ihraç edilmekte. Evet. Organize perakendenin de kontratları var bizim evet. İhracatçımızla. Diyor ki işte şu gün şu saat benim kapımda bu ürün olacak. Onlar da kendi açılarına göre haklı. Çünkü müşterilerini ürünsüz bırakamazlar. Evet. Bunun için de cezai müeyyideler getirmişler. Tabii biz bu süre zarfında Türkiye olarak, Türkiye ihracatçısı olarak Bulgar kapısının kapalı olmasından dolayı biz bu ürünleri zamanında yetiştiremedik. Veya bir dönemde yeterli kalitede yetiştiremedik. Çünkü Bulgar kapısında çok bekledi. Tırlar. Evet. Evet. Dolayısıyla burada firma bazında özel bir araştırma yapmak lazım. Firma ne kadar ceza yedi diye. Şimdi evet. Bulgaristan'la ilgili krizin biri atlatıldı ama biri devam ediyor. Avrupa diğer boyutu Birliği, nedir peki? Devam eden boyut nedir Sayın Bahar? Devam eden boyut şudur. Aşağı yukarı 4 senedir bazı Türk ürünlerinin biberle başladı. Bu domatesle devam etti. Daha sonra domates kaldırıldı. Hala biber de var, biber ürünlerinde var ve çoğu üründe var. Avrupa Birliği terki bazında %10 ürün denetimi istiyor evet. Türkiye'de. Avrupa Birliği giriş kapısından. Evet. Bulgaristan da bu işi sektör haline getirdi. Bulgar devleti. Evet. Kapıda her geçen tırımız bizim. Aşağı yukarı bir gün bekliyor ve 1000 euroları aşan tır başına maliyetlerle neredeyse %100 analizle evet. Ürünleri Avrupa'ya sokuyor. Tabii bu laboratuvar parası, denetim parası Bulgaristan'a kaldığı için. Evet. %10 olması gerekirken neredeyse tamamını mı denetime alıyor? Tamamı efendim. Şimdi denetim evet. Sondajdır. Yani siz bir ürün denetlerken aradan evet. Bütün evet. Ürünü denetlemezsiniz. Tabii ki örneklem üzerinden gidilir. Belli bir oran üzerinden gidilir. Belli bir oran üstünden evet. Gidilmesi lazım. Evet. Neticede çıkan oranı ben size söyleyeyim. En son gelen oran. Bütün Avrupa Birliği pestisit oranlarının altında olmasına rağmen. Evet. Çok dikkat edin bu kelimeye. Yani evet. Şu anda Türkiye'nin kendi yaş sebze meyve üretimi evet. Avrupa'nın tüm üretiminden daha pestisitten ari, pestisitler evet. Olmadan üretilmiyor anlamına geliyor bu cümle. Evet. Avrupa Birliği bunu henüz kaldırmadı. Hangi sebeple olduğunu bilemiyoruz tabii biz. Evet. Bu da önemli. Ancak bu peki bu nasıl aşılacak? Bu sözü biz defaatle Avrupa Birliği makamlarına Brüksel'de dile getirdik. Evet. Oradaki toplantılarımızla. Bulgaristan'a defaatle yazı yazmalarına rağmen Bulgar devletiyle maalesef laf geçiremediler diyeyim artık Türkçesi daha fazlası yok. Evet. Çünkü orada ciddi bir rant oluşmuş durumda. Evet. Evet. Şimdi bütün bu krizden bizim aslında öğrenmemiz, çıkarmamız gereken bir ders var. Evet, buyurunuz. Türkiye'nin Avrupa'ya ana arter çıkışı Bulgaristan kapısıdır. Evet. Bu kriz bize öğretti ki Yunanistan'a olan İpsala sınır kapımız yeterli kapasitede değildir. Bir defa bu kapımızın bizim ivedilikle Yunanistan'la beraber müşterek bir çalışmayla kapasitesinin arttırılması ve laboratuvar teşkilatının Yunanistan tarafından kuruluyor olması lazım. Evet. Alternatif yani, bir kapı olmak durumunda aksi evet. Halde bu keyfiyet devam eder gibi görünüyor öyle değil mi? Sonra dikkatle de devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü Bulgaristan maalesef devlet ciddiyetinden son derece uzak. Uluslararası hukukun gereksinimlerini yerine getirmiyor. Peki. Buna yapacak çok bir şeyimiz yok ülke olarak. İki, Çeşme Bilis'te hattı evet. Ve İstanbul Roro hattı. İstanbul, Romanya, Köstence, Roro hattımızın hep açık ve her zaman gündemde olması gerekiyor. Kesinlikle.
Kesin. Yani bizim çıkış alternatiflerimizin sayısını, alternatiflerimizi arttırmamız gerekiyor. Alternatifler artmak durumundaki bir daha böyle bir problemle karşılaşmayalım. Sayın Bahar, sizin şahsınızda tüm ihracatçılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz biz de. Teşekkür ediyorum. Son derece teşekkür ciddi ediyorum. Bir zarar umut ediyoruz. Bir daha böyle bir tabloyla karşılaşılmaz. Tabii sadece umut etmek değil, önlemler de almak gerekiyor sizin İnşallah. De belirttiğiniz gibi. Çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. Hürmetler diliyorum. Hayırlısı. Sağ olun, çok teşekkürler.